...mandır dillendirilen bir e, olay. Bu meseleyi biraz önce şu şekilde bugün Merkez Bankası'nın verdiği kararlar ve enflasyon hedeflemesi üzerinden e, başladık. Burada ben geçen e, Merkez Bankası'nın e, yıl sonu veya yıl sonuna kadar olan e, programı ile ilgili bir düzenlemede Merkez Bankası Başkanı Cevdet Ak Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay Akçayı. söylediği bazı şeyler Bugünü de, geleceği de belirliyor. Ben bunu bir hatırlatmak istiyorum. Hı -hı, tabii. Şöyle diyor, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş. Mevduat faiziyle fonlama maliyeti, devletin yaptığı fonlama maliyeti, bunun şeyi kopmuş diyor. Ve biraz kendi ba kendine kopmuş bağı, gibi anlatıldı bağı ama. <laughs> Hayır, öyle bağı öyle. kopmuş. Hı -hı. Politika faizi enflasyonla linki kopmuş. Bak şimdi politika faizi yükseltilme, yükseltilmez mi tartışma aslında boşuna tartışılıyor. Burada Cevdet Akçay gayet açık ve net şunu söylüyor. Diyor ki manşet politika faiziyle politika faiziyle yani devletin belirlediği faizle Merkez Bankası'nın belirlediği faizle enflasyonun arasında artık bir bağ kalmamış diyor. Onunla enflasyon ondan bağımsız hareket ediyor diyor. Yani biz ne yaparsak yapalım enflasyon bir şekilde biraz önce söylendiği gibi baz etkisiyle ancak düşecekse düşecek diyor. Gayet açık ve net bunu bundan daha net bir ifade olamaz. Başka diyor ki faiz ve kur linki de kopmuş. Faizle kur arasındaki bağ da kopmuş. Yani siz faizi yükselterek veya alçaltarak artık kuru kontrol altında tutabilme şansınız yok diyor. Biz 7 aydır buna uğraşıyoruz, bu bağları bağlamaya uğraşıyoruz. Çünkü bu Mehmet Şimşek'in daha önce söylediği gibi e, demişti ya irrasyonel hı hı. akıl dışı politikaları akıl içi yani rasyonel hale dönüştürmemiz gerekiyor demişti. Şimdi bu tabi Merkez Bankası Başkan Yardımcısının çok açıklıkla ifade ettiği bu sözlerden yola çıkarsak enflasyonun kontrol altına alınabilme şansı falan pek yok. Yani açık ve net görünüyor. Seçimden sonra ne olacağı noktasında ise bir olayı yine hatırlatayım. Ankara'da pideciler ve simitçiler odası bir karar aldı. Simiti 10 liradan 15 liraya çıkarma kararı aldı. Sonra seçime üzerine, kadar geri çekti. Bunun üzerine evet ticaret valilik onu şey yaptı. Ticaret Bakanlığına çağırdılar adamı. Dediler ki bu zammı yapmayın. Seçimden sonra yapın. Neden? Seçime kadar bu zam uygun olmaz ya haklısınız Valilik onay vermiş gerçekten böyle şey şimdi bakın bunu herkese söylemiş olabilirler diyorsunuz her, herkese söyleniyor bu birçok yer kendisini bir şeye kadar tutuyor seçime kadar tutuyor yani bu olay bir örnek buna benzer birçok örnek var şimdi seçimden sonrasında bir özellikle kuruların baskı altında tutulduğu konusunda ciddi bir bütün ekonomistlerin ortak kaygısı bu her ay 1 lira artacak şekilde bir şeye bağlanmış gibi görünüyor. Ama enflasyonla enflasyonla artık bağını koparmış bir kur şeyi var. Çünkü kuru baskı altında tutuyorsunuz. Kuru baskı altında tutuyorsunuz. Şimdi bir başka olay KKM'ler. Bakın KKM olayı yine o Cedit Akçay'ın o konuşması içerisinde şöyle bir laf var. Diyor ki bir dönemde biz özellikle muhalefet olarak çok eleştirdik bu KKM'yi yani e, kur korumalı mevduat meselesini. Bu maliyeye korkunç bir yük getirecek. Hazineye daha sonra da Merkez Bankası'na transfer edildi. Yük getirecek ve ciddi manada burada bir gelecekte şey baskısı ortaya çıkaracak diye. Şimdi o oluyor. Ne oluyor? 2.3 trilyon civarında KKM varlığını sürdürüyor. Ve şimdi KKM'den çıkan e, para, çıkmaya çalışan para daha doğrusu kura yöneliyor. Niye? Faizler kırklar civarında olduğu için. Anlatabildim mi? Yani pozitif, reel faiz olmadığı için KKM'den çıkan para kura yöneliyor. Kuru baskı altında tutuyorlar ama yani bu baskı altında tutmanın da maliyeti bayağı bir miktarda şey. Kredi kartları konusunda ciddi bir şey var. Önümüzdeki seçimlerden sonra bu konuda bazı düzenlemelerin yapılacağı söyleniyor. Kredi kartı kavramı artık Türkiye'de özellikle yoksul kesimlerin, fakir kesimlerin, 2000. Geçinemeyen kesimlerin bir e, Ay aracı, aracı evet aracı haline dönüştü. 2-3 kredi kartı var ondan ona ondan ona ve sadece peşinatını ödemek suretiyle hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Şimdi bu noktada yapılacak düzenlemeler de yoksullar açısından çok ciddi bir şey ortaya çıkaracak. Şunu da söyleyerek tamamlayayım. Bakın Cumhurbaşkanı ilk günden itibaren gerçekleri ya, e, saptırarak, Öyle diyeyim artık. Yani yalan söyleyerek demek, demek istemiyorum ama gerçekleri saptırarak halkta bir pozitif, olumlu algı yaratma savaşını bugün de devam ettiriyor. Yani halkı enflasyona ezdirmeyeceğiz lafının karşılığı, lafının karşılığı açlık ücretinin neredeyse yarısına inmiş emekli maaşı olabilir mi? Yani sen, emekline ayda 10 bin lira para vereceksin. Açlık seviyesi 16 bin lira civarında olan bir ülkede ve diyeceksin ki seni ben şeye ezdirmiyorum. Evet. böyle bir şey olabilir mi? Hocam asgari şey, ücreti, 200, liralık po poşet dolduruyor günlerce. Asgari ücreti, asgari ücreti, yani poşet dolduruyor. Do asgari ücreti 16 bin lira civarında, 17 bin lira civarında tutuyorsun. O civarda şu anda açlık düzeyi var. Şimdi vatandaş bu şeyi ben daha önce de bazı televizyonlarda ifade etmeye çalıştım. Bir kere daha altını çizmek istiyorum. Şu açlık düzeyi deyince vatandaş bunun ne olduğu konusunda çok fazla bir şeye sahip değil. Açlık düzeyi dört kişilik bir ailenin bir ay boyunca beslenebilmesi için gereken para. Beslenebilmesi sadece için beslenemiz. gereken para. Evet sadece. Ama bunun içerisinde Giyimi yok, kuşamı yok, ulaşımı Biraz yok, yok, ısınması yok, konut giderleri yok. Hiçbir şey yok. Öğretim masrafları çocuklar varsa şeylerde. bunlar hiçbir yok. Bunların hepsini koyduğunuz zaman geçerli olması gereken rakam yoksulluk sınırı. Ki bugün 60 bin liraya dayanmış evet. durumda. Şimdi soruyorum. Bu ülkede ayda evine 60 bin lira giren aile sayısı yüzde kaçtır? İşte yüzde sekiz, yüzde seksenin yüzde sekseninkine girmiyor. Yani bu ülkede yüzde seksenin üzerinde bir yoksulluk var ve bu ülkenin, bu ülkenin cumhurbaşkanı geçmişte şunu söyleyen cumhurbaşkanı bunu da yani izleyiciler açısından okumak istiyorum. Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde dokuz. Bunu daha da düşüreceğiz. Çünkü benim inancım şu, hatırlayın. Başbakanlığın döneminde biz faizi 4.6'ya indirdik ve o zaman enflasyon 6.4 gibiydi. Çünkü şuna inanıyordum. Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir. Ben böyle inanıyorum. Alansa benim alanımda ekonomi neticesi ortada. Uluslararası birçok toplantıda bu tezimi savundum. İşte bu gerçek dışı, gerçek dışı yetkinlik e, iddiası.